Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi yapacağız. Modelimiz 5 ve katlarından oluşmakta, artı bir tane de zincir ilavesiyle kurulum başlamakta. Yazlık örgülerimizde, bluzlarımızda, yelek ve ceketlerimizde çok güzel olacak bir model. Şöyle arkası da gördüğünüz gibi düz trabzan. Önünden de aynı şekilde görülmekte, ön yüzden de. Ben bu modelimizi kurmak için 3 numaralı tığımı kullandım. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre tığımızı da ayarlarsanız gayet güzel sonuçlar alacaksınız. Evet, modelimizin yapımına kolay gelsin diyerek başlayalım. Modelimizin kurulumu için 5 ve katları artı bir tane zincir gerekli. Şöyle düğümümü atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane modelimiz için 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde saymanıza gerek yok. 5'in katlarıyla da hesaplayarak istediğiniz büyüklüğe kadar zincirimizi çekebilirsiniz. Modelimiz için bu kadar yeterli. Artı bir tane zincir ilave ediyorum. Hemen ilk zincirin tepesine batarak bir tane sık iğne örüyorum. Burada ben modelim için sık iğne kullanıyorum. Dilerseniz trabzan üzerine başlayabilirsiniz. Tabi modeli kullanacağınız yere göre lastiğimizi yaparak ayarlaması tamamlandıktan sonra üzerine devam edebilirsiniz. Bir sıra sık iğnemizi sona kadar örerek gelelim. Yazlık bluzlarda, yelek ve ceketlerde çok güzel olacak bir çalışma. Örmesi de gayet zevkli. Merserize iplerle, pamuklu iplerle güzel sonuçlar alacağınıza eminim. Sona kadar sık iğnemizi örerek gelelim. Son zincirime kadar sık iğnemi ördüm. Son zincirimi sizlerle birlikte yapalım. Zeminimizi sık iğne olarak tamamladık. Üzerine bitiş yönünden en son sık iğnemin bulunduğu noktadan zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi hemen bitiş yönünde çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve sonrasında saymaya başlıyorum. Bakınız. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirimin içerisine, yani 5. sık iğnemin içerisine gelerek batıyorum. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Karıştıracak arkadaşlar ön yüzünde çevirerek sayabilirler. Sadece sık iğne olarak batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane sık iğne batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane sık iğne. Tekrar 7 tane zincirimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Aşağıdan 1, 2, 3, 4, 5 sık iğnemle batıyorum. Bu şekilde üstten 7 zincir, alttan 5. sık iğnemizin üzerine modelimizi kurarak ilerleyelim. Yuvalarımızı hazırlayıp sona kadar geldim. 7 zincirimi çektim ve grubun en sonuna 1, 2, 3, 4, 5. 5. sık iğnemin içerisine bir sık iğne olarak batıyorum. Ve bitiş yönünde 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. 7'şer zincirden oluşan yuvalarımızı görmekteyiz. Şimdi bu sıramızda 4. zincirin içerisine şöyle sayıyoruz, tam ortalayarak 1, 2, 3, 4. 4.'ünün içerisine tam 5 tane trabzanımızı örüyoruz. Kenar zincirimi 5 adet çektim. Tığımın başını bir defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün içerisine giriyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. 5. ve son trabzanımızı bir defa dolayıp 3 defa da ördükten sonra yeni yuvamıza geçelim. Bu her yeni yuvamıza geçişte araya zincir çekmiyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. Şöyle çevirelim. 1, 2, 3 ve 4. 4'e girelim. 1, 2, 3. Doluyorum. 1, 2, 3. Bir defa doluyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. ve son trabzanımı örüyorum. Tekrar araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine giriyorum. 1, 2, 3. Trabzanlarımı birer birer örüyorum. İki, dört. 5. ve son trabzanımı da tamamlıyorum. Doluyorum. Döndürüyorum. 1, 2, 3, 4.'ye giriyorum. 3. 4 ve 5. trabzanımı örüyorum. Trabzanlarımızı örerek sona geldik. Bitişimizi birlikte yapalım. Sonda 2 defa tığımızın başını dolayalım. Başlangıçtaki 1. zincirimin bulunduğu noktanın içerisine giriyorum. İpimi alıyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3 defa da tamamlıyorum. 3 defa da tamamladıktan sonra örgümün yönünü çevirmeden 7 tane zincirimi buradan çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Model tekrarımıza başladık. Şu aşağıda yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz. 5 tane trabzanımız vardı. 5.'nin tepesine batıyorum. 5.'nin tepe noktası. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 5. trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 5. trabzan üzeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. trabzanın üzeri. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenardaki 5 tane, bakınız zincir çekerek dönüş yaptığımız yer vardı. Tepe noktasına geliyorum. Bir tane sık iğnemle burayı bitiriyorum. İpimi hemen düzelterek alıyorum. Ve üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum arka yönde ve ön yüzü çeviriyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımın başını bir defa dolayarak 4. zincir içerisine giriyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da 5 tane trabzanımı aynı zincir içerisine örüyorum. Modelimizi ikinci kez kurmaktayız, bakınız. 5. trabzanımı örüyorum. Araya yine zincir çekmeden tığımın başını bir defa doluyorum ve çeviriyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincir içerisine giriyorum. 1, 2, 3. Doluyorum. 1, 2, 3. Beşinci trabzanımı örüyorum. araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Yeniden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir içerisine giriyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beşinciyi örüyorum. Modelimiz kendisini gösterdi. Şu şekilde. İkinci sıramızı da aynı işlemlerin tekrarıyla tamamladık. Çok kolay modelimiz. İki defa başını doluyorum. En son bitişimizi birlikte yapıyoruz. Batıyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3. Şöyle kasmasını engellemek için uzunluğuna göre ayarlıyoruz. Ve üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimizi bitiş yönünde çeviriyoruz çektikten sonra ve 5. trabzan üzerine gelerek batıyorum. İşlemlerimiz her iki sıranın tekrarıyla devam etmekte. Zincir sıramız ve trabzan sıramız şeklinde. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin, işleri güçleri rast gelsin diyoruz. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.